Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde trigonometri sorusu çözeceğiz. Bugün bu videoda hem de çok güzel beğendiğim bir trigonometri sorusu arkadaşlarım. Ve bu soruyu dikkat edin buraya çok güzel bir yöntemle çözeceğiz. Hadi bakalım bu soruyu dinlemeyen görmeyen hatta çözümünü dinlemeyen görmeyen çok şey kaybeder diyelim. Bakalım sorumuza. Şimdi gençler biraz da ekranı ben size yaklaştırmak istiyorum. Çünkü şekli de görün arkadaşlar. Diyor ki bize şekilde 3 metre uzunluğundaki sokak lambasının gölgesinin uzunluğu güneşin iki farklı konumu için gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar güneş buradayken gölge buraya düşmüş. Güneş buradayken bu sokak lambasının gölgesi buraya düşmüş demiş soru bize. Ve sokak lambasının uzunluğu da burada yazdığı gibi 3 metre sevgili arkadaşlar. Pekala AB'nin 2 metre olduğunu söylemiş. Yazdıktan sonra soruyu yaklaştıracağım. Merak etmeyin. Bakın burası 2 metreymiş. Tanjant AOC'de 12 olduğuna göre BC kaç metredir diye sormuş. Şimdi AOC dediği açı arkadaşlarım şurası. İşte buradaki açının tanjantının da 12 olması gerektiğini bize söylemiş. Şimdi gelin şöyle bir mantıkla yaklaşalım sorumuza. Şimdi şeklimiz bu ya. Gençler şuranın 2 metre olduğunu biliyorsunuz. Şurada bir açı olduğunu görüyorsunuz. Buraya bir alfa açısı diyelim ve daha sonrasında şurada da farklı bir açı var. Buraya da biz beta açısı diyelim. Şimdi soruyu çözmeden önce benim size daha öncesinde konu anlatımlarında da notunu aldırdığım önemli bilgiyi buraya siz de ekleyebilirsiniz. Söylediklerimi aynen yazın arkadaşlar veya dinliyorsanız da yazmanıza da gerek yok. Çünkü aklınızda net kalabilecek bir bilgi. Dik olmayan bir üçgende tüm köşelerin tanjantları toplamı tanjantlar çarpımına eşit olmak zorunda. Şimdi AOC üçgeni için tanjant alfa hemen yazalım. Bakın tanjant alfa kaçtır? Karşısı 3. Bakın şurası 3 metre. Burası 2 metre olduğu için tanjant alfa ne olacak? 3 bölü 2. E, tanjant şuradaki açıya da alfa beta teta diyelim. Tanjant teta'yı da soru bize vermiş. Teşekkür ediyoruz ona. Neymiş? 12'ymiş arkadaşlar. Ve daha sonrasında da bir de tanjant beta'ya ihtiyacımız var. Tanjant beta'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Tanjant beta x diyelim. Olmaz mı? Pekala. Ne demiştik? Tanjantların toplamı yani tan alfa artı tan teta artı tan beta eşittir. Tan alfa çarpı tan teta çarpı tan beta diyeceğiz. O halde 3 bölü 2 artı 12 artı x eşittir. 3 bölü 2 çarpı 12 çarpı x diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi burada dikkat edin. Şu 2 ile şu 12'yi sadeleştirdim. 6 kaldı. 3 kere 6 18. Bakın burası 18 x geldi. Tamam. Bu tarafta da bir tane x'imiz olduğunu görüyorsunuz. O x'i bu tarafa gönderirseniz. Burada sadece ama sadece 17 x kalacaktır. Eşittir dedim. Bu tarafta neler var? 2 kere 12. 24. 3 ekledim. 27 bölü 2 kalmış oldu. Böylelikle x'i elde edebiliriz. Nasıl elde edeceğiz? Bu 17 çarpım durumunda karşıya 2'nin yanına e, bölüm olarak atacağız. Yani bizim x'imiz neymiş sevgili arkadaşlarım? x'imiz 27 bölü 34'müş. Şimdi sevgili arkadaşlar bizden neresi isteniyordu? BC uzunluğu isteniyordu. Ben BC uzunluğu için tanjant beta'ya 27 bölü x 27 bölü 34 demedim mi? Evet 27 bölü 34 eşittir diyorum 3 bölü BC. 3 bölü BC. Bence artık soruyu bitirdik. Çünkü bu bunun 9 katıysa bunun 9 katı da 34 olacaktır. O halde BC uzunluğumuz nedir? 34 bölü 9'dur deriz sevgili gençler. Ve böylelikle cevabımız karşımıza çıkmış olur. Doğru cevap Bursa seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet bilgiyi mutlaka unutmayın. Cebinizde aklınızda kalsın kalbinizde kalsın arkadaşlar bilgi dik olmayan her üçgende tanjantların çarpımı tanjantların toplamına her daim eşit olacaktır. Bu bilgiyi aldıysanız ve soruyu beğendiyseniz de arkadaşlar bu videoda görevimiz bitti. Sonraki videolarda ve sonraki sorularda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutma.